Yok kanka. Çilekin. Sevmesi bedava, resim çekilmek, selfie yapmak bedava. Ne kadar tane? 5 lira abi. Çok ucuz. 20 Ki çift ama tamamen organik boyalı. Organik boyalı. Neyle boyanıyoruz abi? Abi yumurtayı artık renklendiriyorlar. Yumurtanın içine mi? Evet. Eskiden yok, yumurtayı renklendiriyorlar o şekilde. Yumurtanın eskiden dışını boyuyorlar. Eskiden bunlar boyanın yerine koyup yoğurarak boyarlarmış. Şimdi öyle değil, eskiden zarar veriyorlar. Direkt boyan şey yani, yumurtanın içine. Yumurtayı renklendirip cilci o şekilde çıkıyor. Çok tatlı herhalde. Tamamen organik. Sizin ismini ne yapıyorsunuz? Gel otur. Gel otur abi, cici versin sana, gel. Dur sen kenara çık kanka. Hadi anladım. Ama ne diyorsun? Cici bu. Ama hadi ver bakayım elini. Ama bak babaya bak bakayım bak. Bak al verin sana. Anladın mı? Yoksa düşüyor abi. İki elinle tut, iki elinle. Gel abi versin, gel. Ne güzel kovalıyor. Gel, bunu mu istedin sen? Bunu mu istedin? Hangisini istedin? Bu mu? Buna bir tane su kanka, dur. Evet arkadaşlar, bunu gibi alacağız. Boyanmış. 4 tane her renkten alacağız. Bir tanesi 5 liraymış. Abi sessene, bir tane versin bana da. Kanka, 5 lira ablacığım. Abla nasıl bakılacağını anlatıyoruz size. Sizin dediğimiz şekilde baktığınız sürece bir şey olursa paranızı da iade ediyoruz. Bunlar boyalı değil. Bunlar eskiden de o boyama. Eskiden bunları boyalı yerine koyar, yoğurarak boyarlarmış. Zaten hayvanı da 2 gün yaşamıyordu. Zarar veriyorlardı. Şu anda tamamen organik. Yani şu an yaptıkları şey teknoloji, yumurtayı renklendiriyorlar, cici o şekilde çıkıyor. Büyüyünce rengi gidecek mi? 25 gün sonra, zaten ona göre ayarlamışlar. Evin içerisinde de 25 gün boyunca bakılabiliyor. 25 günden sonra zaten günah, bahçeli bir yer istiyor. Tamam, çok güzel. Ama 25 günden sonra götürmeniz lazım. Yoksa bahçeli bir yere verebilirsiniz. Şimdi rengini de söylerseniz ben size yardımcı olacağım. Bir tane yeşil. Bak şöyle güzel bir yeşil alabilirsin. Bana pembe. Tamam, sana da vereceğim. Gel ablacığım. Şöyle de bir kutu vereyim. Bu daha sonra uğraşmayacağınız bir kutu veriyorum. Götürebilirsiniz. Aracınız da var zaten. Bu da çok güzel abla. Bana pembe vermiyorum. Aynen vermiyor. Bakayım. Bu da çok güzel. Amca. Evet. Gel ablacığım. Tamam. Mor biraz küçük kalmış sanki de. Onu değiştirelim mi moru? Biraz daha iyi beslensin benimle, yemlensin. Tamam. Bak şu moru verebilirim ablama. Daha önce besledi. Evet, kocaman tamam. Tavuk horoz oldu. Yani bize sağlık. Hatta şimdi anlatayım ben. Oraya geçelim. Çok basit bir şey. Şöyle bir suluk yapın diyoruz.
ufak bir su şişesinin dibini kesin, içine taş koyun diyoruz. İçine girip üstüne devirmesin diye. Kendini kesinlikle ıslatmayacak. Yem de vereceğiz size, vitaminli aşılı dediğimiz yemlerden. Yeminde bir çay tabağına dökersiniz. Şöyle suyunu bırakın. Bu da numune olarak başka bir tane de yapabilirsiniz. Şöyle diyelim, bir tane de yem hediyemiz olsun. Yeminle bir şey yapalım. Yeminle bir çay tabağı gibi bir şey. Kutunun altına beslenelim. Gazeteyi sevmeyelim. Islandığı zaman yemeye çalışırlar. Rahatsızlanıyorlar. Ve akşam 6'dan sonra en önemli şey. Kutunun kapağı açık şekilde şu ışıldak denilen bir şey var. Şarjlı. Onu kutunun içine koyalım ve üstünü örtelim. En az 3 gün sabaha kadar ışıkla kalması gerekiyor. Bu şekilde bak, turist edecek bir şey olursa paranızı da iade edin. Niye ışıkla kalması gerekiyor? Hem yem yemesini sağlıyor. Hani gündüz yemiyorlar ya. Hem de gece de yem yemelerini sağlıyorsunuz. Daha da bir güzel oluyorlar. Ama uyuyamazsa? Efendim? Uyuyamazlar. Hayvan zaten uyumuyor. Sürekli yem yemesi güzel oluyor. Ama kuruyorlar sana. Evet. Şöyle küçük bir hava deliği açmışım ben. Bu yeterli. Yeter. Su içmeye çalışıyorlar. Civciv bu şekilde bakılır yani, eve götürüp kutuya koymakla civciv bakılmıyor. Yok, biliyor, daha önce tecrübesi var. Evet. Kat büyüyünce de zaten köyün enesinin yanına. Elinize sağlık. Babanın ablacığım. Abi aldım. Abi tamam, aldım. Tamam kanka. İki tane tamam, aldım bir şey oldu. Kendine iyi bak. İki tane aldım bir şey oldu. Hayırlı olsun. İki tane aldım evet, bir şey tamam. Hayırlı olsun, iyi günler dileriz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ece, Zeynep Ece. Teşekkür ederim. Zeynep Ece. Çok tatlılar. Kenardan yiyin, kenardan içine girmeyin. Evet arkadaşlar, altına gazete sermedik çünkü orada satan adam bir de dedi ki gazeteye su dökülürse eğer onu yemeye çalışırlar, sonra da ölürler diye biz de serbi serdik altına. Bunun adı lükü. Yok, o çok İngilizcesini konuş koy bence. Mesela mor ne demekti? Purple. Pembe. Pink. Şu turuncu. Turuncu. Ay orange. Yeşil de grey miydi? Ha green. İçine girmeyin ya. Her yer batırıyorsun. İçine girmeyin. Şurası bu eli. Yemiş ha. Bayağı yemiş bu. Şunu çok güzel yiyor. Baba bunlar çok iyi tasta olmaz değil mi? Hep kaka yapıyorlar. Şşş, içine girmek yok, içine girmek yok. Kalkın, kalkın. İçine girmeyin.